Gündemde neler var? Kanada'nın çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, dünyaya tüm doğal gazı biz vereceğiz dediler. Amerika, soğuk kış telaşına kapılan Avrupa ülkelerine seslendi. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın saldırganlığına karşı çıkmanın büyük bir maliyeti bulunduğunu, enerji fiyatlarının arttığını belirterek Avrupa ülkelerini enerji krizinde destekleyeceklerini söyledi. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Brüksel'de NATO karargahında Kuzey Atlantik Konseyi toplantısına katıldı. Daha sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Blinken, Ukrayna'ya Amerikan desteğinin süreceğini, son olarak 2,2 milyar dolar yardım açıkladıklarını hatırlattı. Blinken, Rusya'nın saldırganlığını bitirmenin tek yolu diplomasidir, ancak şu anda diplomasi yürütebileceğime dair bir işareti Rusya'dan göremiyoruz. Ancak bunun zamanı geldiğinde Ukrayna en güçlü durumunda olmalı dedi. Ukrayna ordusunun son günlerde Rus güçlerine karşı ciddi kazanımlar elde ettiğini, Rus ordusunun moralinin bozuk olduğunu belirten Blinken, bazı Rus askerleri nereye gönderildiğini bile bilmeden cepheye gidiyor diye konuştu. Blinken, batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Rus ekonomisinin kötüleştiği ve ülkenin büyük bir bedel ödediği görüşünü dile getirdi. Blinken, Rus ordusunun gücünü göstermeye çalıştığını ancak Kuzey Kore ve İran gibi ülkelerden silah almak zorunda kaldığını da kaydetti. Avrupa'nın enerji sorununa da değinen Blinken, Kremlin'in saldırganlığına karşı durmanın maliyeti yüksek, ancak boyun eğmenin maliyeti daha yüksek olacaktır dedi. Blinken, Avrupa'da enerji maliyetlerin arttığını, birçok kişinin bu kış evini ısıtmakta zorlanacağını belirterek, Avrupalı dostlarımızı kışın soğukta bırakmayacağız ifadelerini kullandı.